Burada Coinbase üzerine aynı zamanda Ripple XRP üzerine konuşacağız. Diyor ki Coinbase'in yaratıcı taktiği duruşma 13 Temmuz'da. Bu arada Temmuz Ripple için de Coinbase için de önemli. Bunu da bilmek gerekiyor. Diyor ki ABD'deki mahkemenin kararına göre ABD Sermaye Piyasası Kurumu SEC Coinbase'in savunma argümanlarına yönelik cevabını 13 Temmuz'a kadar bildirmek zorunda. Şimdi Coinbase tarafı bakın ben hep söylüyorum. Ripple davası neden bu kadar uzadı? Çünkü bir piyasada buna benzer çok fazla bir olay yoktu. İkincisi ortada bir yasa yoktu. Fakat çok kısa süre içerisinde piyasada işler tamamen değişebilir. Hatta tamamen değişebilir, tamam. Öyle bir gün gelir ki yasa çıktıktan sonra işte bir anda takır takır davalar böyle sonuçlanır. Daha doğrusu sonuçlanmaz. Fakat haber gelmeye başlar. Örneğin Ripple davasında da şöyle bir şey yoktur. Tebrik ederim Ripple kazandı. Hayır, öyle bir şey yok. Şu anda bir emtia mı, menkul kıymet mi? Yargıcın buna cevap vermesi gerekiyor. Aynı zamanda daha az önemli olan geçmişte bir menkul kıymet miydi, emtia mıydı sorusunun cevabına cevap vermesi gerekiyor ki duruma ilişkin düzgün bir şekilde işte bu kazandı muhabbeti buradan çıkıyor. Hani davayı kazanmak ne demek? Kazanmak ya da kaybetmek. Tabii şu demek. Şu anda XRP Coin bir menkul kıymet değil ise eğer bu tabii ki Ripple'ın kazandı dediğimiz noktasına işaret etmektedir. Geçmişte bir menkul kıymetse bundan çok fazla bir şey çıkmayacaktır. Ne olabilir? İşte para cezası öderler. İşte önceden bir menkul kıymet işletmişsiniz sonuçta derler falan filan tarzında. Coinbase için de benzer durumlar geçerli ama bunlarınki biraz daha genel. Hani menkul kıymet satışı dediği için içinden şöyle bir iki tane altcoin'i ya da hizmeti araklasa bile orada işi kaparlar yani. Bilmem anlatabiliyor muyum? ABD tarafında bu yasa çıktıktan sonra hala yasanın çıkışı konusunda bu arada hazırlanılıyor. Tabii bu da tek parti bir hareket olmayacak. Örnek veriyorum, yasanın yürürlüğe girmesi var. Daha böyle bir tabii yasanın yürürlüğe girmesi olacak, doğrudur. Örneğin MiCA yayımlandı fakat MiCA yayımlandıktan sonra 2024 itibariyle yürürlüğe girebiliyor biliyorsunuz. O yüzden önemli bir hususu bu şekilde içermektedir. ABD'deki buna benzer şekilde. Örneğin yasa geçer, adamlar der ki 2024'ten sonra bu yasayı yürürlüğe sokuyoruz. Fakat yasa çerçevesinde tabii yine de sonucu yani sonucu anlayabilmek zor olmayacaktır. Ya şöyle ki örneğin ortada bir durum var. Maddeler belli. Bu sefer XRP coin'in bir menkul kıymeti ya da emtia olduğu konusunda tabii ki pek çok kişi fikir sahibi olabileceği için spekülasyonlar o andan itibaren geçerli olup bu vakte kadar da devam edebilecektir. Tamam mı? Bu mahkeme tarihi Coinbase'in yaratıcı savunma taktiği sayesinde olması gerekenden çok daha erken alındı. Zira Coinbase 7 Ağustos'a kadar vermesi gereken cevabı 40 gün önce vererek mahkeme tarihinin de erken oluşmasını sağladı. Kanunlara göre SEC de bu argümanlara cevabını 3 Temmuz'a kadar bildirmek zorunda. SEC 4 Temmuz tatilini gerekçe göstererek 3 günlük uzatma talebi etti ve mahkeme de bu uzatma talebine olumlu yanıt verdi diyor. Evet, SEC ben açık söyleyeyim çok büyük ihtimalle uzun vadeli düşündüğümüzde borsalara şamarı vuracak. Yani borsalar tarafında ben çok fazla kaçarı olduğunu zannetmiyorum. Artık hem ABD tarafındaki oluşan yeni borsalarda bir şey fark ediyorsunuz. Mesela Wall Street tarafındaki yeni borsayla alakalı bir şey söyledik. Dedik ki büyük ihtimalle bu adamlar şu an Binance'dan sonra yani Binance'ın tahtına oturabilme potansiyelinde bir borsa olacağını dile getirdik. Ancak aynı anda bakınız ne var? Adamlar zaten SEC'in çerçevesinden çıkmıyor. Adamlarda Bitcoin var, Litecoin var, işte Ether var. Bir de zaten şey var, Bitcoin Cash var. Başka hiçbir şey yok. Tabii diyebilirsiniz ki ya o kadar altcoin'le bu adamlar nasıl birinci olacak? Zaten buradaki altcoin'ler piyasanın şeyi olduğu için nasıl diyeyim size
%70'ini kapsadığı için bir. İkincisi, bu adamlar Wall Street bankaları. Ki yarın öbür gün piyasada spekülatörler yerine, hani sen ben yerine, büyük firmaların, kurumsalların asıl parayı döndüreceğini zaten sürekli ifade ediyoruz ki bunlar da buralara yakın. O yüzden uzun vadede muvaffak olma ihtimalleri yüksek. Halihazırdakileri zaten Sec egale edebilir gibi duruyor. Coinbase davası uzayacaktır ama Coinbase öyle çok erken havlu atmaz, atacaksa bile. Fakat Binance'ı egale eder. Haricinde dediğim gibi ABD tarafındaki zaten yeni borsalar her altcoin'i bu saatten sonra listelemeyecektir. Tamam. Bir de tabii XRP davayı kazanırsa XRP coin de listelenir bu tarz majör olanlar ya da yeni dava çerçevesinde bu yeni çıkacak olanlar falan. Bunun haricinde çok bir şey beklememekteyiz. Bu da tabii belli başlı altcoin'lerin eliminasyonu konusunda durumu ateşleyebilir. Bunu da şimdiden söylemek lazım. Örneğin bir altcoin kayıt dışı menkul kıymeti ilan edildi. Hadi buradan çek arabanı tabiri caizse. Tabii ki de bu sefer ilgili kripto para genel olarak dünya genelinde de ABD pazarından ayrıldığı için çok fazla muvaffak olamayacaktır. Bilmem anlatabildim mi? Mahkeme heyeti ayrıca mahkeme öncesi görüşmeyi de 24 Ağustos'tan 13 Temmuz saat 14.00'a çekti. Mahkeme öncesi görüşme savunma makamı ya da iddia makamı tarafından istenebilen ve mahkemenin duruşma öncesi karar almasını talep eden bir kanuni süreç diyor. Ripple'a geldiğimiz zaman bakın Ripple davayı kazanacak gibi gözükmekte ama dediğim gibi tabii bunu yeni yasayla birlikte özellikle bekleyip göreceğiz. Fakat artık Ripple'ın zaten diğer piyasayla bu davanın öyle aman aman eskisi gibi bir korelasyonu kalmadı. Çünkü Sec nereye oynayacağını, nereden nasıl oynayacağını açık bir şekilde belli etmiş oldu. O yüzden kafalarda bir soru işareti kalmadı. İki, Ripple vizyonu gereği diğer kripto paralara, diğer altcoin'lere çok fazla benzememekte. Bu mesela Ether olsaydı piyasayla korelasyonu çok daha yüksek olurdu. Dava sonucu Ripple haricindeki piyasayı çok daha fazla etkileyebilirdi diyebiliriz. Ama Ripple olduğu süreçte piyasa değeriyle karıştırmayın. Ripple'ın piyasa değeriyle Ethereum'unki eşit olsa yine aynı sonuca çıkardık. Coinbase'in cevabında SEC'in iddialarında dile getirilen birçok token'ın kurumun ilgi alanına girmediği belirtiliyor dedi. İlerleyen videolarda değerlendirmeyi sürdüreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.